Selam. Herkese merhaba arkadaşlar, Mavi Merceğe hoş geldiniz. Ben Furkan Varlı ve bugün koronavirüsü ile ilgili haberler derleyeceğiz, toplayacağız, muhabbet edeceğiz. Bu arada eğer benim verdiğim haberler hakkında eklemek istediğiniz veya düzeltmek istediğiniz haberler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İşte her zaman cevap veriyoruz. İşte hiçbir zaman vermemezlik yapmayız. İsterseniz hemen bir verilere gidelim, işte statistiklere. Dünyada şu an 69.287 kişi bu virüsü taşıyor. 1670 kişi bu virüsün yüzünden öldü. 9.871 kişi bu virüsten kurtuldu. İsterseniz bir ülkeleri geçelim. 68.508 kişi ile Çin bu sıralamanın tepesinde. 355 kişi ile diğer ülkeler. 75 kişi ile Singapur, 59 Japonya, 57 Hong Kong, 34 Tayland, 29 Güney Kore, 22 Malezya, 20 Tayvan, 16 Almanya, 16 Vietnam, 15 Avustralya, 15 Amerika, 12 Fransa, 10 Macao, 9 İngiltere, 8 Arap Emirlikleri, 7 Kanada, 3 İtalya, 3 Filipinler, 3 Hindistan, 2 Rusya, 2 İspanya, 1 Nepal, 1 Kamboçya, 1 Belçika, 1 Finlandiya, 1 İsveç, 1 Mısır, 1 Sri Lanka. Fark ettiyseniz hastalık çok yayılmıyor diğer ülkelere. Sadece bu hafta Mısır'a yayıldı ve o da bir kişi. Umarım onlar gerekeni yaparlar ve diğer ülkelere de gitmesini engellerler. Ve çok durmadan haberlere geçelim. Bugün çok aman aman haberler yok. Sadece Afrika sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını tekrar eğitime gönderiyormuş. İşte koronavirüsü ile alakalı bir eğitimmiş galiba. Ve insanlar artık alışverişini balkonlarından yapıyor. Aynı bizim gibi. İşte sepet salıyorlar. Aşağıdakine de işte bana 2 tane yumurta, 2 tane süt gönder diyorlar ve işte o aşağıdaki kişi de biraz komisyon alıyor mu bilmiyorum. İlla ki vardır her ülkede böyle insan. Normalde hani nasıl desem almazsın. O kadar kriz var, hani virüs var falan filan. Yani almazsın ama bilmiyorum. İnsanlar böyle fırsata çevirip bilmiyorum. Belki alırlar. Bu arada şu aklıma geldi. Hani bu videoyu görürken eğer koronavirüsü bizim ülkemize gelse ve ev hapsi uygulansa, hani ev hapsi diyorum pardon, ev karantinası uygulansa kimsenin gücüne gitmezmiş. O benim aklıma geldi. Tamam. Ve bu videoda gördüğümüz gibi hastanelerde yer kalmamış. Artık o kadar yer kalmamış ki lobilerde hastalar tutuluyor ve tedavi ediliyor. Açıkçası ben Çin'de olsam hiçbir şekilde hastaneye adımımı bile atmam. Neden mi? Çünkü hastaneler bakteri ve virüs yuvası. Hani oraya giren hasta çıkıyor net. Ve diğer videomuza geçelim arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi evlerin önüne barikatlar kuruluyor ki insanlar evden çıkmasın. Hani dediğim gibi ilk videoda ev karantinası bu. Ama bana şey saçma geldi. Hani üst camlar açık. Hani açıksa adam nasıl desem camdan atlayıp yani çıkabilir. Biraz saçma geldi, bilmiyorum. Ve geldik bugünkü en kötü videosuna. Nasıl kötü? Şöyle kötü. İçiniz acıyor. Bir kadının kucağında çocuk var ve polisin üzerine yürüyor. Yani yürüyor derken kavga ediyorlar belli orada. Ve polis hani çocuğu umursamadan kadını yere seriyor. Ve videoda duyduğunuz gibi, hatta sesi biraz arttırayım. Duyduğunuz gibi kafasını yere çarparken o ses zaten o bitiriyor yani, bitiyor. Hani biraz daha dikkatli olsan olmaz mı? Hani kadın bu sonuçta, hani bilmiyorum, sen erkeksin, daha kalıplısın, hani polisin sonuçta, gün boyunca bunlarla uğraşıyorsun. İki kişisiniz zaten. Hani rahatlıkla kontrol edebilirsiniz bu kadını. Diğer polis de zaten arabadan çıkarken polisi durdurmaya çalışıyor, fark ettiyseniz. Hani kolunu koyuyor böyle. Bilmiyorum artık, bu Çin'le alakalı. Umarım bu işte insanlar kendine gelir ve daha fazla böyle saçma sapan hareket yapmaz bu kriz zamanlarında. Ve geldik bugünkü en son habere. Artık devlet insan göndermiyor sokakları ilaçlamak için. Robot gönderiyor. Gördüğünüz gibi şurada bir robot var. O robot gidiyor, sokakları ilaçlıyor ve geri dönüyor. Bu hem zaman tasarrufu hem de ekonomik olarak tasarruf ediyor. Ama yine binaların içine, bir önceki yaptığım videoda gösterdiğim gibi insanlar dolaşıyor. İnsanlar ilaçlıyor binaların içine. O değişmedi çünkü robot biraz nasıl desem takılır bir yerlerde illaki. Ama bu gayet mantıklı bence. Hoşuma gitti. Ve bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Sizlere Şangay'ın boş sokaklarıyla bırakıyorum. Görüşmek üzere.